Olay TV spor editörü Tarık Çapçı yanımızda. Merhaba. Merhaba. İki mücadele eden takım. Bir tanesi kümede kalma mücadelesi veriyor. Bir tanesi zirvede lider konumda şu an ve şampiyonluk için mücadele ediyor. İki takımı karşılaştırdığımızda nasıl bir maç olur? Neler söyleyeceksiniz? Yani stresli bir maç olacağı kesin. Çünkü Bursa Spor'un şampiyonluk mücadelesine de çok fazla alışkın bir ekip değil Bursa Spor. Ancak Denizli Spor'un özellikle dirençli bir takım olması Bursa Spor'un işini biraz zorlaştırabilir. Çünkü geçmişteki bazı maçlarda Denizli Spor'un stresli maçları daha rahat kaldırabildiğini, özellikle küme düşme mücadelesinde oldukça başarılı maçlar da çıkardı ve ligde son anda kalabilen bir ekip. Bursa Spor mücadelesinde ben Denizli Spor'dan açıkçası biraz açık futbol beklerim. Çünkü bunun nedeni de Denizli Spor bu maçı kazanmak zorunda. Çünkü 8 maçı kaldı. 8 maçın içerisinde bütün maçlarını kazanmak zorunda ki kümede kalabilsin. Dolayısıyla bu maçta alabileceği bir beraberlik Denizli Spor'u çok fazla rahatlatmayacaktır. Bursa Spor için aslında buradan alacağı bir beraberlik şampiyonluk şansını biraz avantajı tepmiş olabilir. Ancak çok şey kaybettirmeyecek ama Denizli Spor'a çok şey kaybettirir. Bu yüzden mutlaka kazanmak zorundalar. Bunun için de açık oynamak zorundalar. Açık oynamaları da Bursa Spor'a tabii ki avantaj getirecek. Bunun nedeni de Bursa Spor'un hızlı oyuncuları var. Özellikle Sercan aralıklar bularak, defansın arkasına sarkarak Bursa Spor'u öne geçirebilir diye düşünüyorum aslında. Kadroyu nasıl buldunuz peki? Kadro beklenen bir kadro. Bataja normal olarak Sercan veya Volkan şey oynadığı için, her ikisi oynadığı için normalde Ertuğrul Hoca Bataja'yı yedeğe çekiyor. Daha sonra ilerleyen dakikalarda ihtiyaç duyulduğu takdirde Bataja'yı alabilir. Çünkü oyunun kilidini açabilecek en önemli oyuncu Bataja. Onu ilerleyen bölümlerde 60. dakikadan sonra sahada görebiliriz. Beklenen bir kadro. Volkan Şen'in iyileşmesi çok büyük avantaj. Bursa Spor için Yula'nın en büyük tehlike olabileceğini tabii ki söylemek gerekiyor. Geçmişteki maçlarda bu sıkıntı yaşadı Bursa Spor. Ancak tabii ki maçta favori her anlamda Bursa Spor. Futbol bu. O ayrı bir şey. Tabii ki top yuvarlak. Geçmişte de bu tarz maçlarda sürpriz sonuçlar çıkmış olabilir ama maçın mutlak favorisi Bursa Spor. Teşekkür ediyoruz Tarık Çapçı. Evet.